Ortaya çıkması bu temel sıkıntıyı bertaraf etmek üzere tüm kamu kurum kuruluşlarımızla bünyesinde misafirhane olan bütün kamu kurum kuruluşlarımızla onların en üst düzey yetkilileriyle birlikte bir toplantı gerçekleştirdik. Ve şunu size söyleyebilirim rahatlıkla. İnşallah İzmir'de bu dönem herhangi bir sıkıntı olmaksızın atlatılması için gereken tedbirleri alıyoruz. Bütün kamu kurum kuruluşlarımızın misafirhaneleri öncelikle ihtiyaç sahibi olan kız öğrencilerimizden başlamak üzere, tabii erkek öğrencilerimize yönelik de çalışmalar var, devam ediyor. Balçova Termal'den başlayarak bütün Milli Eğitim Bünyesi'ndeki uygulama otelleri, öğretmen evleri, polis moral eğitim merkezleri, SGK'mızın ve buna benzer bütün devlet suçlarının diğer kamu kurumlarımızın misafirhanelerindeki kapasiteler öğrencilerimizin konaklaması için, geçici konaklaması için tahsis edilecek. Ve vatandaşlarımızın müracaatları, ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın konaklamada sıkıntı yaşadığını ifade eden öğrencilerimizin buraya müracaatını alarak kendilerinin kazandığı okula en uygun lokasyondaki misafirhaneye veya öğrenci yurduna, ayrıca Milli Eğitim bünyesindeki orta öğretim öğrenci yurtlarında boş olan kapasiteleri de bu amaç için kullanacağız. Eğer ihtiyaç duyulursa ileriye yönelik belki başka çözümler de getirmek mümkün olacak. Ama şu an itibariyle ilk anda öğrencilerimizin müracaat ettiği durumda kalabilecekleri belli miktarda yatak kapasitesi oluşturulmuş oldu. Şunu da ifade etmek isterim. İlimizde yaklaşık 12 bin özel yurt kapasitesi var. Özel öğrenci yurdu var. Bu özel öğrenci yurtlarının da henüz dolmadığını size ifade edebilirim. Yani yaklaşık 9 bin civarında kapasite henüz dolmuş değil özel öğretim öğrenci yurtlarında. Oralarda kullanıldığı takdirde ilimizde bu süreci sıkıntı olmadan atlatacağımızı düşünüyorum. Tabii İzmir 30 Ekim 2020'de bir deprem yaşadı. Tüm şehirlere ilave olarak bizim böyle bir sıkıntımız da oluştu. Bundan dolayı yaklaşık 5 bin civarında konut oturulamaz hale geldiği için vatandaşımız kiraya çıkmak durumunda kaldı. Bunların oluşturduğu talep fazlasından mütevellit bir fiyat yükselmesi de İzmir'de olduğu anlaşılıyor. Bunu da öğrencilerimize yansıtmamak açısından bu ilave yurt kapasitelerinin kullanılmasının gerekli olduğunu, zararlı olduğunu değerlendiriyoruz. İnşallah bu konuyu bu şekilde çözmüş olacağız. Şu an ilk anda gelebilecek talebi karşılayacak kadar kapasite oluşturuldu. Yani sıkıntı yok. Önceliğimiz, burada bir pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Kız öğrencilerimizden ihtiyaç sahibi olanlara öncelik tanıyacağız. Ama Milli Eğitim'in bünyesinde yaklaşık 1000'in üzerinde erkek öğrencilere yönelik de bir kapasite var. Erkek öğrenci yurtlarımızın boş orta öğretim yatakları var. Orta öğretime tahsisli olan yurtlardan boş olan 1000'in üzerindeki yatağı yüksek öğrenim öğrencilerine kullandıracağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.